Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce düzenlenen kültür ve turizm söyleşilerinde bu hafta Kocaeli'nin güzel ilçesi, kültür ve sanat çalışmaları, festivalleri, sempozyumları, doğası ve tarihiyle ön plana çıkan güzel ilçemiz Gölcük'teyiz. Ve yanımda çok kıymetli konuğum Gölcük Kent Konseyi Başkanı Sayın Doktor Metin Şentürk var. Ben öncelikle kendisine hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz Metin Başkanım. Hoş bulduk Aslanım, siz de hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Biz öncelikle sizi bir tanıyalım. Doktor Metin Şentürk kimdir? Ben aslen Kocaeliliyim. 1990 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldum. 1992 yılından beridir de Gölcük'te hekim olarak görev yapıyorum. Şu anda da Kent Konseyi Başkanlığı görevini yürütmekteyim. Çok güzel. Çalışmalarınızda tekrardan başarılar diliyoruz. Şimdi güzel manzarayı görüyoruz başkanım. Gözlemen Tepe'deyiz. Aşiyan tesislerinde. Bu güzel manzarada bize Gölcük'ü biraz bölgesel olarak anlatabilir misiniz? Ve Gölcük ismi de nasıl ortaya çıkmıştır? Sizden dinleyelim. Evet. Gölcük İzmit Körfezi'nin güneyinde kurulmuş. Doğusunda Başiskele, batısında Karamürsel, güneyinde Samanlı Dağları ve İznik'le komşu. Kocaeli'nin en güzel 12 ilçesinden bir tanesi. 1326 yılında Kocaeli'nin Fatihi Akçok Hoca'nın yetiştirmiş olduğu komutanlardan Karamürsel Alp tarafından bölgemiz fethedilerek Osmanlı İmparatorluğu'nun, Osmanlı tabii o dönemde beylik topraklarına katılmış ve bir anlamda imparatorluğunun temelinin atıldığı bir coğrafyadayız. Evet. Genç Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan hemen sonra 1924 yılında Yavuz Zırhlısı'nın tamiratı için bölge aranırken şu anda aşağıda gördüğünüz tersane bölgesi seçiliyor ki bu bölge tarih boyunca gemi inşası konusunda çok önemli bir bölge. Ormanları, keresteciliğiyle gemi inşaatı zaten bu bölgede çok uzun süredir yapılan bir yer imiş. Ve Yavuz Zırhlısı'nın tamir için yapılan havuz ve etrafında kurulan Almanların barakaları bugünkü modern Gölcük'ün çekirdeğini oluşturmuş. Donanma ve şehri oluşunun temelleri. Şehri, bugün modern denizaltıları, savaş gemilerini inşa edebilen tersanemiz, ordumuzun göz bebeği donanmamız ki donanma kenti Gölcük diyoruz. Evet. Burada ne kadar kıymetli. Teşekkür ediyoruz. Kültürünü, tarihini dinlediğimiz Gölcük'ümüzü biraz daha mekanlarıyla tanıyalım istiyoruz başkanım. Gölcük'e gelen vatandaşlarımız nasıl bir rota izlesin? Tarih koridorunda ilk nereden başlasın önerirsiniz? Evet. Ve Yalı Evleri diye ya Değmendere sahiliyle bir giriş yapsak. Evet. Yalı Evleri gerçekten Türk sivil mimari örneğinin en güzel örneklerini görebileceğiniz çok güzel bir yer. Yüzyıllık bir tarihiyle Gölcük Belediyesi tarafından tekrar aslında uygun olarak ortaya çıkartılan güzel Yalı Mahallesi'nde 12 tane Türk evinden teşkil bir kompleks. Orada camimiz, konaklayabileceği, turistlerimizin konaklayabileceği oteli, restorantı, yine kütüphanesi, seramik ve ahşap evlerimiz, ahşap, müzelerinin bulunduğu gerçekten kahvaltısıyla, öğle akşam yemekleriyle güzel bir deniz kıyısında vakit geçirebilecekleri bir cazibe merkezi. Aynı zamanda Değirmendere sahilinde yürüyüş yapabilirler. Orada çaylarını, dondurmalarını yiyebilirler. Ve Çınarlık Meydanı'nda Ahşap Heykel Sempozyumu'nun güzel ürünlerini, heykellerini de misafirlerimiz görebilirler. Çok büyük bir güzellik Değirmendere sahilimizde, evet. Gölcüğümüz için. Şimdi Örcüm ve Saray bölgesine biraz uzanalım diyorum. Tarihi çeşmeleri, hamamları biliyoruz ki meyve bahçeleriyle birlikte çok meşhur. Saraylı, Örcüm, Yazlık bu bölgeler Roma Bizans döneminden de kalıntıların olduğunu biliyoruz. Osmanlı döneminin ilk kuruluşundan bu yana var olan Türk köylerinden en başta gelenlerindendir. Tarihi çeşmeleriyle, hamamlarıyla ve doğasıyla, yetiştirdiği doğal ürünlerle gerçekten güzel bir destinasyon. 1224 yaşında olduğu tescillenen bir tarihi anıt çınarımız, evet, var. Evet, onu çok merak ediyoruz. Evet, Saraylı Camisi'nin önünde. Gerçekten orada o çınarın gölgesinde oturup bir çay kahve yudumlamanın keyfi çok apayrı. Aynı zamanda Saraylı Camisi'nin kapısı da Türk, İslam
el oyma sanatının en güzel örneklerini teşkil ediyor, gösteriyor. Gerçekten sadece o kapının fotoğrafını çekmek, orada fotoğraf çektirmek için bile o bölgeye gelinebilir. Fatih Sultan Mehmet zamanında Sinop bölgesinden gelerek bu bölgeye yerleşen bir zat, ulu bir zat var. İbrahim Ethem diye ismi biliniyor. Şu anda Sultan Baba diyoruz. Evet. Gerçekten burada bir zaviye kuruyor. Çevresinde hamam ve müştemilatlarla uzun süre bölgeye hizmet veren bir şahsiyet. 18. yüzyılda şu anda Sultan Baba'nın bulunduğu bölgede tek katlı bir bina ve içerisinde ahşap sandukasının içerisinde insanlarımız burayı ziyarete gelirler. Maneviyatı yüksek bir bölgedir. Dualar edilir. Yine belediyemiz buranın çevresinde güzel bir düzenleme yaparak bir mesire alanı oluşturdu. Dönüşte o manevi duyguyu orada dinlenerek arttırmak için. Aynı zamanda o bölgede bulunan hamam yine Gölcük Belediyesi tarafından restorasyonu yapılmakta. Belediye Başkanımız Sayın Ali Yıldırım Sezer en kısa zamanda müjdesini verecektir. Orasının bir hat müzesi şeklinde. Çok güzel, çok kıymetli. Düzenlenmesi yapılarak halkımızın hizmetine sunulacak diye düşünüyoruz. Çok güzel. Tekrar Örcün'de Sultan Hatun Konağı'ndan biraz bahsedelim istiyorum. Gelip bu güzel doğa içerisinde tarihi yapıda konaklayan vatandaşlarımız tekrardan inip doğal pazardan da organik ürünlerini de alabiliyorlar. Evet, değil mi? 8 bu da... odası 16 yatayla güzel bir gerçekten konaklama tesisi. Eski bir Türk evinin restorasyonuyla ortaya çıkmış bir yapı. Günümüzde artık turizm anlayışı da biliyorsunuz bayağı değişti. 5 yıldızlı oteller yerine çok daha ekonomik, halkın içerisinde doğayla iç içe organik gıdaların tüketildiği, trekkinglerin yapılıp kafayı böyle daha rahat dinlendirecek bir ortam için ideal bir yer Örcün. Ben tüm vatandaşlarımızı Örcün'de konaklamaya davet ediyorum. Bu kadar gerek da yakın mesafede. Konaklama tesislerimizde gerek Örcün'de. Çavuş üzümü Sivritepe'de de. Evet, o da çok. Gerçekten buradan saraya kadar gönderilen güzel doğal ürünleri mevcut. Sivritepe demişken başkanım, bu spor anlamında da çok önemli parkurlar sanırım gerçekleşti orada, evet, trekking anlamında. Gerek Örcün gerek Saraylı. Çok güzel yürüyüş parkurları mevcut doğayla iç içe. Bunu bence vatandaşlarımız değerlendirsin değil mi? Ve saraydaki mezar taşlarımız tarihimize büyük bir... bir anlamda tapusu gibi gerçekten geçmişimizi, tarihimizi bu mezar taşlarında okuyoruz. Bu hat yazıyla, güzel kitabelerle bu en güzel örneklerini bence burada vatandaşlarımız görebilirler. Görüyoruz, evet. Şimdi biraz da Gölcük Belediyesi Kazıklı Kervansarayı'na uzanalım istiyorum. Böyle savaştan yorgun dönen. Evet. Biliyorsunuz Gölcük, Kocaeli tarihi İpek Yolu üzerinde. Evet. Ve Osmanlı döneminde, daha önceki dönemlerde de bu haç yolları ve ticaret yolları üzerinde 30-40 kilometrede bir menzillerde kervansaraylar, hanlar yapılırmış konaklamak için. Bunlardan bir tanesi de 1550 yıllarında yaptırılan İvrazoğlu Hacı Hamza Bey tarafından yaptırılan bir kervansaray. Günümüze sadece duvarları maalesef kalıntısı kaldı. Fakat yine Gölcük Belediye'miz bu bölgeyi koruma altına alarak o duvarlar korundu ve 2,5 metre içine çekilerek güzel bir sanat kültür kompleksi inşa edildi. İçerisine çok güzel bir tiyatro konser salonu, 324 koltuklu, aynı zamanda fuaye alanıyla güzel bir sanat kültür alanı olarak bu kervansarayı halkımızın hizmetine sunduk. Tekrardan kavuşmuş olduk, evet, eski. Yani Bağdat seferinde, Irak seferinde Osmanlı ordusu bizzat bu bölgeyi de bu kervansarayları da kullandığı eski kayıtlarda mevcut. Ne kadar kıymetli böyle bir topluluk üzerinde yaşamak. Biraz da şehrin gürültüsünden, böyle havasından bunalıp 15 kilometre uzağa gitsek başkanım, Erikli Tepe. Evet. Tabiat parkımız biliyorsunuz çok meşhur. Yazı kışı ayrıymış diye duyduk. Evet. İrşadiye Beylik bölgesindeki bir tesisimiz. Yine gerçekten söylediğiniz gibi kışı ayrı, yazı ayrı çok ayrı, güzel. Şehrin gürültüsünden, trafiğinden, stresinden uzaklaşmak için mükemmel bir alan. İznik sınırına yakın, 15 kilometre. Ulaşımı da çok, çok kolay. Rahat. Bungalov evlerimiz
mevcut. Konaklayabiliyoruz. Burada Gölaşkın Çocuk Belediyesi'nin tesisleri çok uygun fiyata burada hafta içi hafta sonu çok insanlarımız güzel. Kalabilirler, konaklayabilirler. Orada da çok güzel kahvaltı, öğlen, akşam yemekleri yiyebilirler ve aynı zamanda kamping yapabilirler. Çadır alanı. Macera parkları ve yürüyüş parkurlarımız da meşhur. Var. Güzel bir destinasyon. Gerçekten. Çok çok güzel. Biliyoruz ki Gölcük sağlık turizminde de çok ismini duyurdu başkanım. Özellikle milattan evet. sonra 2. yüzyıl Roma döneminden kalma bir yazlık ilıcası var. Bu evet. da çok meşhur o dönem içinde. Nikea Antik Kenti'nden bile buraya geldikleri şehir sikkelerinde görüyoruz. Evet. Çok güzel bir ilıcamız var. Gerçekten tarihi bir ilıca. Görmeye değer. Yine Gölcük Belediye'miz tarafından çok güzel bir tarihe saygı projesi kapsamında çok, çok kıymetli. Osmanlı mimarisine uygun bir şekilde güzel sauna hamamların bulunduğu güzel bir yapı teşekkül edildi. Burada da çok uygun fiyatlara gerçekten sabah 9 akşam 23 saatleri arasında halkımız hem hamamından, havuzundan, saunasından faydalanabilirler. Aile salonlarımız, odaları, VIP odaları mevcut. Masaj yaptırabilirler ve Gölcük'teki bu tarihi aksını gezdikten sonra orada sıcak kaplıca dinlenmeye mi çekilecekler? Evet, yani cilt hastalıklarına hem de mide hastalıklarına iyi geldi de söyleniyor. Güzel bir kaplıcamız var. Ve yine bir turizm köyü Gölcük'te Nusretiye. Şelalesi, evet. doğası, meyvesi. Evet. Astakoz Antik Kenti üzerine kurulmuş bir yapı. Genel anlamda iki bölümde incelemek mümkün. Saraylı, evet. Örcün, Yazlık, Halıdere, Ulaşlı gibi çok kadim tarihi bölge ve Türk yerleşim kültürünün yanı sıra biliyorsunuz 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi'nden sonra o bölgedeki Müslüman Gürcü vatandaşlarımız 2. Abdülhamit döneminde yoğun bir şekilde bu bölgeye göç ederek burada Nusretiye, Hamidiye, İrşadiye, İhsaniye, Hasanen gibi birçok o destinasyondaki köylerimizin kurarak bir kültür zenginliği oluşturmuşlar. Nusretiye de bunlardan bir tanesi. Gerçekten çok güzel bir köy. Özellikle şelalenin hemen yanındaki alabalık tesisiyle görülmeye değer bir yer. Kaçırılmasın diyoruz değil evet, mi? Buradan çok önemli şahsiyetler de gerçekten yetişmiştir. Çok çok önemli ve Gölcük burada şimdi görüyoruz da Nusretiye bebekleri. Evet. Bunları da biraz dinlesek size. Gerçekten, Gölcük Belediyesi ve Gölcük Kent Konusu El Sanatları Çalışma Grubu ekibince düzenlenen. Bunlar da çok önemli Gölcük'ümüz için. Evet. Nusretiyeli hanımefendilerin çocukları için yapmış olduğu yöresel kıyafetlerini ve özelliklerini taşıyan bu bebekler evet. Gölcük Belediyesi'nin bizlere tanımış olduğu imkanlarla Gölcük Kent Konseyi El Çalışma Sanat Grubu tarafından ve İl Kültür Müdürlüğümüz tarafından desteğiyle çok tescillenerek güzel. Coğrafi işareti alındı. Gerçekten çok kıymetli. Hem Türkiye'de hem yurt dışında Kocaeli'nin temsil edilmesinde önemli bir yer teşkil ediyor bu bebekler. Önemli her biri bir emek kent değil mi? Kimliğimize, Gölcük'ün kent kimliğine önemli bir katkı sunuyor. Emeğe geçenlere buradan teşekkür ediyoruz. Tekrardan teşekkür ediyoruz. Çok güzeller. Biraz daha böyle Kavaklı sahiline insek ve orada bizi bekleyen bir gemi varmış karaya. Evet, ödüllü bir sahilimiz gerçekten değil Kavaklı sahili. Gölcük bu anlamda çok zengin. Gerek Değirmendere, Kavaklı, Deniz Evler sahili, aynı zamanda şu anda belediyemizin Ulaşlı, Halıdere ile Değirmendere'yi birleştirecek bir sahil projesi var. Umarım en kısa zamanda bunun müjdesi de verilecektir. Verilecek. Turizm anlamında vatandaşlarımız için önemli bir evet. katkı sağlayacak bu. Evet, bir müze gemimiz var. Yarihisar Müze Gemisi. 1964 yılında Amerika'da inşa edilen bir savaş gemisi. Evet. 1965 yılında o Türk ordusuna katılıyor. Aynı zamanda bu gemimiz 1974 yılındaki Kıbrıs Barış Harekatı'na da katılmış bir gemi. Yıllarca karakol gemisi olarak görev görüyor ve 2005 yılında emekliye ayrılıyor. Emekliye ayrıldıktan sonra bir Türkiye'de ilk diyelim karada konuşlandırılmış bir müze gemi haline getiriliyor. Gerçekten gezilmeye değer, güzel bir ambiyans oluşturuyor. İçerisini rehberler eşliğinde gezebilir
tüm vatandaşlarımız istedikleri zaman ulaşabilecekleri evet, kadar da yakın. Ben ilk defa geldiğimde çok etkilenmiştim. Evet. O geminin en yüksek bölümündeki bir kutu içerisinde Kur'an-ı Kerim ki tüm donanmamızdaki gemilerimizde mevcutmuş bu. Çok duygulanmıştım. Gerçekten yakın görülmeye, arası. Gezilmeye değer bir yer. Ve yine Kavaklı sahilimizden Kavaklı de bahsettiniz tabii. Aynı şekilde. Orada yine yüzme havuzu ve buz pateni pistinden de faydalanabiliyorlar değil mi evet, vatandaşlarımız? Yüzme havuzundan belediyemizin buz pateninden de faydalanabilirler. Çok çok güzel. Biraz da Halıdere'ye yönelelim istiyorum başkanım. Roma mezarı Koncalahti diye bildiğimiz yine milattan sonra 2. yüzyılda. Evet, yol genişletme çalışmaları esnasında tespit edilen milattan sonra 2. yüzyıla işaretlenmiş bir lahit. Bu Bitinya bölgesinde yaygın olarak gördüğümüz lahitlerden. Çok sıkça rastlanan. Tak soylu bir hanımefendi için yapılmış ama o gördüğümüz lahitin alt kısmı da var aslında. Evet. Toprağa gömülü şu anda. Orada da 9 tane kişinin iskeleti mevcut. Mezarı mevcut. Burası da yine belediyemizce çevre düzenlemeleri yapıldı. Bu akşamları da değil mi gidip orada evet. Çok rahat fotoğraf çekimi. Ön yüzünde yoldan geçenler ve denizden geçenlere selam olsun. Selam olsun. Hitabesi diyor. De var aynı zamanda. Akşam vakti de evet ışıklandırmalarıyla ziyaret edilebilecek güzel bir. Bizden de gelenlere selam olsun diyelim evet, o zaman. Evet. Böyle mekanlarımızı tanıdık. Biraz da ben lezzetlerine, böyle meşhur meyvelerine değinmek istiyorum başkanım. Böyle bize ilçe ilçe. Neyi evet, meşhur diye böyle en bilindikleri bir evet söyleseniz. Diyebilirim. Gerçekten evet. Festivalleri de yapılıyor. Diğirmenlere fındığı lezzetiyle yapısıyla çok özel bir fındık. Evet. Aynı zamanda İhsaniye'de elma. İhsaniye elmamız ve armudu da aynı zamanda çok meşhurdur. Güzel. Yine Saraylı, Sivritepe, Şirinköy civarında çavuş üzümü gerçekten çavuş çok meşhurdur. Nazlı tatlımız. Halıdere kirazımız, evet, yumurta dolması, evet o da çok. Halıdere kirazımız, karalahana, turşu kavurması, mısır ekmeği bu bölgede tabii. Her eve girdiğimizde değil mi onları? Özel evet. Lezzetler ki bu lezzetlerde yalı evlerinde, Erikli Tepe'de, tüm tesislerimizde tadabiliyorlar, öyle değil mi? Bekliyoruz bu zaman herkese gelip bu güzel lezzetlere tatsınlar. Evet, tarihinden, kültüründen. Kendine özgü özelliklerinden bahsettik. Ben biraz da başta da söylemiştik festivaller ve sempozyumlar ilçesi diye. Biraz da şenliklerinden, festivallerinden ve sempozyumlarından bahsetmek istiyorum başkanım. Evet, Gölcük gerçekten bir sanat ve kültür şehri. Evet. Sanat kültür etkinliklerinin en yoğun yaşandığı, yaşatıldığı yerlerden bir tanesi ki Türkiye'nin en uzun soluklu ahşap heykel sempozyumu olarak geçer. Zühtü Müridoğlu ahşap heykel sempozyumu Gölcük'te özellikle Değirmendere sahilinde yıllardır kesintisiz olarak icra ediliyor. Uluslararası bir sempozyum. Burada bir hafta 10 günden uzun bir süre sanatçılar parkta Çınarlı Park'ta çalışırlar. Ve halka açık bir şekilde değil mi? Evet, sanatla yani buluşuyor vatandaşlarımız. Görseli oluşuyor ve burada çıkan ürünler yine Çınarlı Meydan'da ve Yalı Evlerindeki Ahşap Heykel Müzemizde sergileniyor. Katkı sağlıyor kent kimliğimize. Yine uygulamalı seramik sempozyumu meslek yüksekokulumuzun Kocaeli Üniversitesi, Gölcük Belediyesi ve Gölcük Kent Konseyi işbirliğiyle yürütülen güzel bir etkinlik. Uluslararası bir uygulamalı seramik sempozyumu. Bundan çıkan ürünler de yine Yalı Evlerindeki seramik müze evimizde ziyaretçilerimiz görebilirler. Aynı zamanda uluslararası fotoğraf yarışmamız var. Yine uluslararası kırk yama festivallerimiz var. Büyük bir heyecanla bekliyor herkes evet, değil mi o etkinliklerimize? Fındığının festivali, İhsaniye elma festivalimiz, kiraz festivallerimiz, kadırga şenlikleri, Kafkasya'dan saymakla bitmiyor başkanım. Evet. Ve yine Servet Efe'nin sempozyumu son evet, dönemlerde edebiyata öyle. Olan Ahmet İnsan Topgöz hem Osmanlı hem de Cumhuriyet döneminde çıkmış en uzun soluklu edebiyat dergilerimizden bir tanesi Ahmet İnsan Topgöz'ün kendisi aslında Değirmenderilidir ve Servet Tifu'nun sempozyumu da Gölcük'te gerçekten yapıldı. Aynı zamanda Mehmet Akif sempozyumu da o da değil geçen yılda
gerçekleştirildi. Evet, Gölcük gerçekten bitmiyor. Rahman at yarışları, en meşhur yüzme yarışları gerçekten bitmiyor. Gölcük festivaller ve sempozyum kenti söylemiştik ve buraya gelen özellikle uluslararası sanatçılarımız da bizim kültür elçimiz bildiğiniz üzere. Çünkü gittikleri ülkede bir anda Ördün'de gezerken fotoğraflarını paylaşabiliyorlar. Evet. Yalı evlerinde içtikleri kahveyle ve Gölcük tüm dünyaya yayılmış oluyor. Bu noktada çok daha kıymetli. Evet başkanım, söyleşimizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Son olarak eklemek istediğiniz duygu ve düşünceleriniz var mıdır? Evet, Gölcük'te yaşamaktan mutluluk duyuyoruz. Gerçekten güzel bir kent, dolu dolu bir kent. Ben gerek yabancı gerek yerli bütün turistleri, halkımızı Gölcük'e davet ediyorum. Daha yakından tanımaya. Yaşamaları için. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Öncelikle katılımınız için ve bu güzel bilgileri bizlerle paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum Metin Başkanım. Sağ olun. Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce düzenlenen bir söyleşimizin daha sonuna geldik. Bu hafta sizlere bilinmeyen yönleriyle, tarihiyle, doğasıyla, tüm güzellikleriyle Gölcük'ü aktardık. Bir başka söyleşimizde yeni konu ve konuklarımızla huzurlarınızda olacağız. Sevgiyle kalın efendim. Hoşça kalın.